Ev sahibi Trabzonspor'la başlayalım. Hamdi Aslan, Trabzonspor'da şu an itibariyle dün Yunus Emre Selin'in de söylediği Ahmet Can Kaplan'ı da kaybetti. 3 stoperin bir sezon içerisinde sakatlanması gerçekten çok fazla karşılaştığımız bir durum değil. Edgar Yeh, Vitor Hugo, üstüne Ahmet Can Kaplan'ın da sakatlığı. Hüseyin ve Densville ikilisini bekliyoruz dedi. Diğer tarafta Perez cezalı. Yine dörtlüde bir eksiği var Trabzonspor'un savunmada. Marek Hamşik'in hazır olmadığını söyledi. İlk defa kramponlarıyla çalıştı dedi. Bu önemli detay demişti Yunus Emre Sel'de. Bu eksikler doğrultusunda Trabzonspor'un hem sahaya çıkacağı 11 hem de oynayacağı oyun açısından neler bekliyorsunuz? Yani tabii Trabzonspor'un bu yılki en büyük kazançlardan bir tanesi çok geniş bir kadro ve yani kenarda olan oyuncuların da performansı oyuna katmış olduğu değer. Şu ana kadar o anlamda çok fazla sıkıntı yaşamadı Trabzonspor. Yani sakatlık veya cezalı durumdan sonra sahaya Abdullah Hoca'nın tercih ettiği oyuncular genelde o oyun içerisinde kaldılar ve çok doğru kaldılar. Zaten Trabzonspor'un oyun planlaması sezon başından beri çok planlı bir içerisinde doğru bir sağ yapısı içerisinde olduğu için çok bir sıkıntı yaşamadılar. Evet, stoper pozisyonu bu sene biraz Trabzonspor'da farklı bence bir bölge. Sakatlıklar ama yani Hüseyin oynadı. Ahmet Can çok fazla gündemde yokken Ahmet Can oranın şu an bence Denizli'yle beraber en güçlü oyuncusuydu. Yani ne olursa olsun Abdullah Hoca her oyuncuyu hazır tutuyor. Yani nereden? Bu bence başarının da hoca oyuncu iletişiminde en büyük kazançlardan bir tanesi bu. Hüseyin tercih edilecek tabii ki bakıldığı zaman. Ben oyuna Hüseyin'in iyi başlaması durumunda. Yani Hüseyin birazcık şu an duygusal bir yoğunluk, duygusal bir iniş çıkışlar yaşıyor. Onu bence hallederse oyuna iyi başlamakla aslında oyunun Beşiktaş'ın forvet yapısına baktığın zaman Hüseyin bir avantajlı Trabzonspor'un stoper pozisyonu oyuncusu da olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş o bölgede biraz daha hareketli, çabuk, atletik oyuncusu var. Yani Batshuayi olsun, yani Larin veya orta sahadan Alex Teixeira. Hüseyin de bence atletizmi yüksek bir oyuncu. Tek sıkıntısı belki uzun zamandır oynamadı ve yaşamış olduğu o ufak tefek problemler. Dorukhan sağ bek performansı bence Dorukhan'ın bu sene kendine güveni ve takıma katmış olduğu değerlerden en büyük yerlerden bir tanesi. Çok fazla bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hamşik çok oyun, antrenmanın büyük bir bölümünde olmuyor. Sadece küçük bölümlerinde toplu olduğu bölümlerde oluyor. Ben çok fazla Abdullah Hoca'nın kullanacağını düşünmüyorum. Yani oyunun gidişatında da skor veya oyunun rahatlığına göre de sanki biraz bir sonraki maç daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Çünkü Abdullah Hoca o anlamda oyuncunun hazır bölümünü daha doğru bulabiliyor. Ya benim kafamda tek Giannini Cornelius ikilisinden kim oynar gibisinden bir Trabzonspor'da konuşulabilir. Ben biraz Giannini'yi bekliyorum. Eğer Beşiktaş'ı konuşulan son teknik adam üçlü savunma denilirse sanki Giannini çok daha uygun olur. Yani Cornelius'un da tabii ki performansı Trabzonspor'da şu an oyuna sahada olabilecek bir durumda. Yani Trabzonspor'da oyun yapısı çok değişir mi? Ben çok değişeceğini düşünmüyorum. Yani orta sahada Bakasetas, Ömür, Siopis üçlüsü yani bakıldığı zaman son haftalardaki Ömür'ün birazcık da o geçiş oyunlarındaki takıma kattığı değer. Bakasetas tabii rakip alanda Trabzonspor çok kalıyorsa oyun etkinliğini de artırıyor. O bir değer oluyor Trabzonspor'da. Siopis bence son haftalarda çok keyifli oynuyor. Yani Vizcava Kempe. Yani form durumu olarak en son kaybedilmiş bir Rizespor maçını da içerisine koyarsak yani Trabzonspor şu an oyuncu anlamında da çok form durumda. Bu sene 2-3 çeşit oyunları var. Sezon başı başka bir oyun vardı. Sezon içerisinde rakibe göre farklı bir oyunlar vardı. Son haftalarda çok daha başka bir oyunlar ortaya çıkabiliyor. Orta sahayı kullanarak, kullanmayarak. Tabii Beşiktaş'ın nasıl bir yani yeni teknik adamla oyun yapısı değişecek mi? Nasıl bir oyun yapısı içerisine girecek? Bu da bence o günkü maçın biraz daha Burada o zorluk Giannini derecesi. konusuna da şimdi baktım. Giannini ligde oynadığı son 7 karşılaşmanın sadece birinde ilk 11 başlamış. O da Çaykur Rizespor karşılaşması ama son 4 maçında da Sakatlıklardan geldi ama. tabii son 4 maçında da 3 gol 1 asisti var. Sakatlıklardan geldi. Yani Kayserispor maçında sonradan oyuna girdi, oyuna katkı yaptı. Rizespor yani Rize'de 1 gol 1 asisti. Canin'in o anlamda çok fazla oynayıp veya kenardan geldiği zamanki performansına baktığı zaman hep bence bir değer katıyor. Yani Abdullah Hoca o tercihi hangi oyuncudan kullanacak bilmiyorum. Belki şu an Trabzonspor'un tek belirlenmeyen pozisyonu o pozisyon.
Yani ben sanki Cani'nin biraz daha hareketli oluşuyor. Beşiktaş'ın savunmada zaman zaman o ikilide problem yaşıyor. Üçlü dönerse yani orada daha hareketli bir oyuncuya mı ihtiyacı olur? Çok yani statik merkezde duran bir oyuncuyu tercih etmeye edebilir. Birazcık olsun Beşiktaş'ın oyuna tepkisi bize oyunu biraz daha anlatır. En büyük merak konusu da zaten o değil mi hocam? Hani Trabzon'un artık ne oynadığını, aşağı yukarı sistemin dizilişini biliyoruz. Şimdi gelen yeni hoca Beşiktaş'a, Valerian İsmail, gelir gelmez üçlü oynatacağım ben dedi. Hani uzmanım hatta bu konuda evet, dedi. Çok oynatacak mı gerçekten? Oynatacakmış gibi bir hazırlık veya bir konuşma daha bir yoğun. İşte yani bu, üçlü oynatacak. Burada Trabzonspor nasıl bir reaksiyon vermiş? Yani ben Abdullah Hoca'nın yani Beşiktaş'ın hangi sistemde oynayacağını çok fazla detaylandıracağını ben düşünmüyorum. Bilmiyorum yanılıyor mu Ahmet Hocam. Yani sanki kendi oyunundan beraber bence oyunun içerisinde kalacağını ben tahmin ediyorum. Yani Abdullah Hoca çok fazla rakibin oyununa göre oyun farklılığına girmiyor. Ama şunu çok söyledi hocam, maç maç gidiyoruz dedi ya. Maç derken maç maç kazanma da adına maç maç. Ama sonuçta rakibin analizini yani rakip analizini ya en iyi yapan teknik hocalardan yani bir tanesi. Ama benim oyunumun büyük bir bölümünü rakibin oyunu şey yapmaz, değiştirmez. Yani şimdi Beşiktaş'ın hangi oyunu Trabzonspor'un kendi oyununun dışına çıkarır Trabzonspor'u? Çok zor çıkarmaz yani. Yani bakıldığı zaman iki tane zaten önde kenar oyuncusu kullanıyor. Merkezde yani öyle çok fazla içerideki saati şablonunu değiştireceğini belki ben düşünmüyorum. Belki önde baskıyla başlama ya da başlamama konusunda. Bence Abdullah Hoca ilk önce Beşiktaş analizimi yapacak, hoca analizimi yapacak. Yani Valeri İsmail'le ilk defa bir maç oynayacak. Bence hiç analize girmez. Yani işte ligin son 8 haftasına gelmiş ve bu kadar güçlü oyundan gelmiş bir Trabzonspor. Yani kalan haftaları rakip analizine ben çok fazla gireceğini ben düşünmüyorum. Kendi oyununu birazcık, biraz demeyeyim de kendi oyununu daha iyi oynayarak sonuç almaya gider diye düşünüyorum. Yani biraz mantık olarak bana öyle geliyor. Yani hani çok fazla rakip neler yapacağı telaşı veya düşüncesi içerisinde bence bir zaman kaybıdır. Şey doğru mu Gökhan Hocam? Hafta içinde Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin İsmail'le alakalı bir lafı vardı. Yani çok değişik bir teknik adam. Farklı bir yöntemi var. Ya o futbolcular patlayacak ya kufalara gideceğiz aynen, diye okumuştum, bir aynen. Haber çıktı. Bilmiyorum yani gerçekten böyle bir şey çok erken de başlıyor antrenmanları. Esasında sunumlar çok önemli. Yani baktığınız zaman son dönemlerde Valeri İsmail'i devamlı bir haberlerle sunum yapılıyor. İşte sabah 6'da işe geliyor. Ya futbol işinde herhalde sabah 6'da tesise gelip ne yapabilirsiniz ki? Bu sadece bir sunum, bir gösteri amaçlı bir şey oluyor. 3 tane, 4 tane yabancı dil bilmesi tabii ki hoca için büyük özel olay. Bir durum tabii canım. Tabii ki hoca çok için büyük olay ama futbola katkısını. Ha oyuncularla diyor Türkçe biliyor mu? İletişim. Öyleyse Türkiye'desin, Türkçe biliyor musun? O öğrenir. 4 yabancı dili varsa onu da öğrenir kısa zamanda. Yani şimdi buradaki örneğin bakıyor kendi bir taktik sistemi var. Üçlü oynatacağım dedi değil mi? Üçlü sistem işte gene sahanın ortasında bir taktik sahası vardı. Üçlü yani benim bildiğim içeride alırsın sistemi gösterirsin. Uygulamasını bir toplantıda gösterirsin. Sahanın içinde durdurup bunları yaptığın zaman biraz daha şovvari geliyor bana. Hani bugünkü antrenman Beşiktaş seyircisini zaten hepimiz biliyoruz. Bugün takımla beraber birleşip bir şekilde Valeri İsmail'i sunumuz gibi moral, bir şey. Moral motivasyon da kazanmış oluyor takım. Muhakkak yani Valeri İsmail için önemli. Şimdi Valeri İsmail futbolculuğunda tabii ki iyi takımlarda oynadı. Geldi burada bir anda çıktı. Teknik adamın deneyimine baktığımız zaman ilk defa Beşiktaş gibi bir takımda Avrupa'da Beşiktaş gibi bir takımda görev alacak. Tamam. Daha önce Wolfsburg çalıştı kısa bir dönem. İşte İngiltere'de West Bromwich Albion çalıştı kısa bir dönem. Ama gerçek sınavı burada.